Ben 2011 yılında ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun oldum. Daha sonrasında TOBB Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde de master'a başladım. O sırada da bir yıl TOBB Üniversitesi'nde asistanlık yaptıktan sonra master yaparken Roketsan firmasında sayısal tasarım mühendisi işte Digital Design Engineer olarak çalışmaya başladım. 10 yıl kadar orada çalıştım yaklaşık. Şimdi de Yongatek isminde daha çok çip tasarımı üzerine yoğunlaşmış başka bir firmada çalışıyorum. Bir ay oldu geçeli yani. 2018 yılında da Ankara Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde doktora çalışmalarıma başladım. Ayrıca muhtemelen bana işte bir velinizin ulaşmasının sebebi de benim bir YouTube kanalım var. İşte LinkedIn denilen bir sosyal medya ağında bir profilim var. Buradan paylaşımlar yapıyorum. Yani kendi uzmanlık alanımla ilgili, bu sayısal tasarım mühendisliği ile ilgili paylaşımlar yapıyorum. Dolayısıyla seviyorum da paylaşım yapmayı. Bu tarz bir teklif geldiğinde de ben hani memnuniyetle bunu kabul ettim. Bu şekilde kısa benim biyografim. Şimdi ben elektrik elektronik mühendisliği nedir? Aslında güzel bir konu şu şekilde. Siz henüz daha mesleğinizi seçmemiş insanlarsınız. Yani eğer işin lise 1 ise tam yaşı bilmiyorum ama 15 yaş diye tahmin ediyorum mesela. Henüz daha mesleğinizi seçmediniz ve dolayısıyla ne kadar mesleğinizi seçme adına bir bilgi biriktirebilirseniz o kadar daha doğru bir seçim yapabilme ihtimaliniz artar. Ben önce konuya her zaman yani herhangi bir şey öğrenirken o konunun tarihini öğrenmek gerektiğini söylerim. Tabii bu benim söylediğim bir şey değil. Birçok bu konuda uzman insan bir şeyin geçmişini bilmek gerektiğinden bahseder. Dolayısıyla insanoğlunun meslekleri nelerdi aslında? Onu düşünmemiz lazım ki biz de 2020'li yıllardayız şu anda. İşte sizler belki üniversite okuyup mezun olduğunuzda atıyorum belki 2020'li yılların sonları, belki 2030'lu yıllar olacak. Dolayısıyla şu zamanın ihtiyaçları neler? Bunu iyi düşünmek lazım. Mesela buraya örnek olarak koydum. Yani milattan önce 20 binli yıllarda şu an elimizdeki bu kalıntılar toplanan bilgilerden yola çıkaraktan insanların avcı toplayıcı bir yaşam sürdüğü biliniyor ya da tahmin ediliyor diyeyim. İşte bu resimlerde gördüğünüz gibi işte mamut avcılığı mesela yani avcılık yapıyorlar. Tarım henüz tam anlamıyla bulunamamış. Dolayısıyla insanların meslekleri o yıllarda çok farklıydı. Yani işte bir kısım insan avcılık konusunda uzmanlaşması gerekiyordu. Bir kısım insanın toplayıcılık veya işte zehirli mantarlarla zehirli olmayan mantarları nasıl da ayırt edebilirim? Bunlar da uzmanlaşması gerekiyordu. Şu alttaki resimde de hala avcı toplayıcı yaşayan topluluklar var dünyada. Onun için gösterdim bu şekilde. Sonra milattan önce mesela 10 binli yıllara geldiğimizde ya da işte 10 binden 5 bine doğru bu sefer insanlar tarımı öğrenmişler. Yani insanoğlu toprağa ben işte atıyorum belirli bir ayda mahsulü ekersem seneye ondan ürün alacağım ve çok daha fazla ürün alabileceğini öğreniyor insanlar ve tarım devrimi dediğimiz devrim gerçekleşiyor. Bu da yine meslek hayatında çok farklı şeyler getiriyor insanoğlunun nasıl diyelim tarih akışına. Çünkü yine bilindiği kadarıyla ilk yazı sisteminin çıkış nedeni şu anki bulgulara göre ve benim araştırdığıma göre vergi toplama sistemiyle alakalı bir şey. Yani insanlar işte topraktan bir mahsul elde ediyorlar. İşte ne kadar vergi alınacak, ne kadar kayıt tutulacak, ne yapılacak? İşte bu artık milattan önce 3000, 4000'ler, Sümerler dönemleri gibi şu an bildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla yazıcılık diye bir meslek ortaya çıkıyor. Yani yazı bilimi diye bir bilim ortaya çıkıyor ve bu bilimde uzman insanlar yetişiyor. Sonra tarım bilimi. İşte sonra atıyorum ilk değil mi? İnsanlar mevsimleri anlamaya çalışıyorlar, ayları anlamaya çalışıyorlar. Neden işte Nil Nehri'nin ne zaman taşıyor, ne zaman taşmıyor, ne zaman verimli geçecek, ne zaman kurak geçecek? Bunlar için çeşitli yeni meslekler ortaya çıkıyor. Yine bir başka önemli devrim insanlığın hayatında. Bu milattan sonra 1760'larda başladığı söylenir. 1830'lara kadar devam eder Avrupa'da bu süreç. Endüstriyel devrimdir. Hatta şimdi Endüstri 4.0, Endüstri 5.0 gibi konular konuşuluyor ya. Bildiğim kadarıyla Endüstri 1.0 dediğimizde bu endüstriyel devrim oluyor. Şimdi endüstriyel devrimde ise o yıllara kadar geleneksel bir
üretim şeyleri oluyor. Yani butik işletmeler diyelim, bir usta var, onun çırağı var. Bu bizim Anadolu coğrafyasında ahilik şeklinde mesela teşkil etmiş. İnsanlar mesleği böyle bir ustadan öğreniyorlar. Çıraklıkları oluyor, kalfalıkları oluyor. Sonra onlar da ustalaşıyorlar. Fakat endüstriyel devrim bunu çok farklı bir boyuta getirdi. Endüstriyel devrimle birlikte işte buharlı motorların, buharla çalışan, buhar gücüyle çalışan motorların ortaya çıkmasıyla insanların yapabileceği birçok iş artık motorlar sayesinde çok daha hızlı, çok daha seri bir şekilde yapılabilir hale geliyor. Günümüzdeki motorların ilk çıkış şeyleri, konvansiyonel kullanım aşamaları da bu endüstriyel devrimle başlıyor. Sonra işte buharlı motordan farklı motor çeşitleri geliyor. En son elektrik motor, günümüzde en çok kullanılan elektrik motor kısmı geliyor. Yine tarihsel olarak devam edersek, artık yavaş yavaş bizi ilgilendiren konulara geliyorum. Bilgisayar devrimi diyebileceğimiz bir devrim var. Bunu belki bazılarınız biliyordur, bazılarınız daha duymamış olabilirler. Ama Steve Jobs'u hepimiz tanıyoruzdur yaklaşık herhalde. Bu onun gençliği işte, bu da Steve Wozniak. Bu 1970'li yılların ortalarından itibaren, bu işte Amerika'da tabii buna öncülük ediliyor. İşte Bill Gates, Paul Allen, bunlar Microsoft kısmıyla uğraşırken bunlar da bilgisayar kısmıyla yine daha çok uğraşıyorlar. Yani Amerika'da başlayan bir atakla birlikte bilgisayar devrimi gerçekleşiyor. Dolayısıyla şu gördüğünüz şekildeki elektronik kartların tasarımı, üretimi gibi işte yazılım geliştirme gibi konularda yeni meslekler ortaya çıkıyor. Yani bu 1970'li yıllardan sonra dünyada elektrik, elektronik mühendisliği veya işte bilgisayar mühendisliği, yazılım gibi konular biraz 70'li yıllardan sonra patlama gösteriyor. Dolayısıyla şu an 1970'li yıllarda olsaydık ve ben bu sunumu yapıyor olsaydım daha farklı şeylerden konuşacaktım. Sonrasında yani bu tabii günümüzde artık patlamış durumda, bir 2020, 50 yılda inanılmaz bir boyuta geldi. 1990'lı yıllarda da internet devrimi, bu da bütün dünyayı birbirine bağlıyor diyebiliriz. Bu tarz bir devrim gerçekleşiyor. Ve şu an 2020 yılındayız. Aslında hani sizler daha 15 yaşlarında olduğunuz için lise çağında, benim bu sunumun bir kısmını buna ayırma sebebim bu tarz tarihsel gelişimleri ve dünyadaki trendin ne olduğu ve nereye gideceğini tahmin etmeye yönelik düşünce içerisinde olmanız. Çünkü bunlar önemli. Yani yoksa hep yapılan şeylerin peşinde koşarız biz ülke olarak. Yani mesela insanlar Tesla yapıyor mesela, değil mi? Google şu an meşhur. Hep bunlar bilişim şirketleri veya işte araba yapıyor işte Amazon gibi, Apple gibi firmalar. Biz hep bunların yaptığı şeyleri yapmaya odaklanıp hep onları yakalamaya çalışacağız ama yani teknoloji ve bilimi elinde bulunduran topluluklarsa, bunlarsa 2030'ları, 2040'ları, 2050'leri hedefleyip onun üzerine planlar yapıyor olacaklar. Bizim hep aklımızın bir köşesinde bunun olması gerekiyor. Şimdi gelelim elektrik elektronik mühendisliğine. Elektrik elektronik mühendisliği ilk benim yine araştırmalarıma göre tarihsel olarak 1830'lu yıllarda bu telegrafın bulunmasıyla ve kullanımıyla o yıllarda başlıyor diyebiliriz. Çünkü bu özellikle o yıllardaki elektrik elektronikle uğraşmış mucitler olsun, başka bilim adamları olsun, çoğunun bir telgraf geçmişi var. Yani telgraf operatörlüğü yapmış, telgraf hatlarıyla uğraşmış. Bu şekilde başlıyor diyebiliriz yani genel olarak elektrik elektronik mühendisliği. Yine dediğim gibi 1850'li yıllarda bu tarz bir konuşma yapılıyor olsaydı size telgrafın öneminden, telgrafın nasıl kullanılacağından, ne tür yenilikler yapılabileceğinden konuşmam gerekecekti. Sonra ses iletimi gerçekleşiyor. Bu kod şeklinde tabii böyle dıt 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 dıt, hani uzun kısa şeklinde Morse alfabesi vardır. Sonra sesi iletebiliyor insanlar. Yine şurada sanırım Graham Bell New York'taki ilk telefon hattını sanırım çalıştırıyor. Bu da 1880'li 90'lı yıllarda büyük bir popülarite kazanıyor. Tam burada da yine olay aslında elektrik üzerinde, yani elektronlarla sesin iletimi. Dolayısıyla yine elektrik elektronik mühendisliğine geliyor. Yine sesin iletiminin bu sefer kabloyla değil de havadan gerçekleşmesi. Bu da radyo dediğimiz kavram insanoğlunun nasıl diyelim dağarcığına giriyor ve artık radyolar yaygınlaşıyor bir anda dünyada. Şunlar da sanırım bazı 1900'lü yılların başında İngiliz görevliler bir radyo sistemini kuruyorlar buraya. Yani ses iletimini havadan nasıl yapabilirim?
Şu an mesela benim yaptığım şey değil mi? Benim sesimi sizler duyabiliyorsunuz. Bu görüntüyü elektronik yollarla size iletebiliyoruz. Sonra 1930'lu yıllarda da bu sefer görüntünün iletimi hem kabloyla hem havadan insanlara yayılıyor ve televizyon dünyamıza giriş yapıyor diyebilirim. Şimdi bunlar 1930'lara kadar aslında böyle elektrik elektronik mühendisliğinde neler yapıldı dünyada, nasıl bir gelişmeler oldu? Ama kısaca elektrik elektronik mühendisliği dediğim gibi bir bilginin bakın bu bilgi ses olabilir, görüntü olabilir, başka bir bilgi olabilir, işte bir havada uçan pozisyon bilgisi olabilir. Bir bilginin elektronların hareketiyle diyeyim işin fiziğinde elektronların hareketiyle bir noktadan başka bir noktaya aktarılması şeklinde gerçekleşiyor genelde. Yani bütün elektrik elektronik mühendisleri 3 aşağı 5 yukarı bu ve bunun kombinasyonları işlerle uğraşıyorlar diyebilirim. Şimdi gelelim 2020'li yıllardayız. Yani günümüzde elektrik elektronik mühendisleri daha çok hangi alanlarda çalışıyorlar? Onlara bakalım. Ben kendim daha çok çip tasarımı veya işte bu burada gördüğünüz ekranda sinyal işleme gibi konularda çalışıyorum. Ama diğer alanlarda da ne yapıldığı hakkında bir fikrim var. İster istemez başka alanlarda da çalışmanız gerekebiliyor. Yani şöyle bir şey diyemiyorsunuz. Ben sadece sinyal işleme mühendisiyim. Ben sadece güç sistemleri, enerji dağıtımla uğraşıyorum veya ben sadece mikrodalga ve antenlerle uğraşıyorum diyemiyorsunuz. Şimdi genel olarak ama ben bu alanları neye göre seçtim? Bir, internete yazabilirsiniz. İşte bir elektrik elektronik mühendisi neler yapıyor? Bir de ben ODTÜ Elektrik Elektronik'te okudum. Bizim dördüncü sınıfta bu alanlardan birini seçmemiz gerekiyordu zaten. Ona göre dersler alıyorduk. Yani bir elektrik elektronik mühendisi Türkiye'deki bütün üniversitelerde aynı dersleri almıyor. Dünyada da aynı dersleri almıyor. Her üniversitenin farklı müfredatları olabiliyor. Farklı alanlarda uzmanlaşabiliyor öğrenciler. Dolayısıyla bazı temel dersler var. Bunları birazdan müfredatta da göstereceğim. Bu temel dersleri herkes alıyor. Dünyanın her yerindeki insanlar işte kalkülüs dediğimiz ileri matematik veya diferansiyel denklemler dediğimiz veya doğrusal denklem çözümleri, fizik, basit fizik, mekanik bu tarz konuları bütün veya algoritma geliştirme, yazılımına giriş bütün dünyadaki mühendisler alıyor. Fakat bazı noktalarda son 2 yılda özellikle uzmanlaşıyorlar. Mesela sinyal işleme dediğimiz şey yani bu hemen hemen her yerde kullanılıyor. Bizim aslında doğada analog olarak yani şu şekilde gösterdiğim sinyalleri dijital dünyaya çeviriyoruz ki günümüzde birçok şey artık dijitale dönmüş durumda. Yine 1950'li yıllarda konuşsaydık birçok analog devrelerden bahsedecektik ama günümüzde her şey artık dijitale dönmüş durumda. Bu sinyal işleme alanı oluyor. Yani bir sinyal mesela atıyorum bir konser sırasında değil mi? Çeşitli ses efektleriyle uğraşılıyor orada. Mesela o da bir sinyal işleme olurken benim şu an konuştuğum sesin size iletilmesinde de sinyal işleme kullanılıyor. Gürültünün bastırılması gibi çok çeşitli alanlarda kullanılıyor. Yine bir elektrik elektronik mühendisi bir enerji dönüşüm dediğimiz bu enerji mesela hidroelektrik santralinde veya başka türlü nükleer santralde üretildikten sonra enerji bunun evlere dağıtılması gerekiyor veya iş yerlerine. Bu enerji dağıtımıyla ilgili konuların tasarımlarını da yine elektrik elektronik mühendisleri bu konularla uğraşıyorlar. Yani siz de mezun olduktan sonra bir rüzgar türbününde oluşan elektriği nasıl şebekeye aktarabilirim? Veya şimdi elektrikli araçlar artık yollara çıkıyor, daha da çıkacak. Bunların şarj edilmesi nasıl olacak? Bunları siz gidip 220 voltla şarj belki edebilirsiniz ama o zaman üretilen elektrik bizim evlerimize yetmemeye başlayacak. O zaman bunu nasıl düzenlememiz gerekiyor gibi konulara kafa yormanız gerekecek. Bu da enerji dağıtımla ilgili bir problem. Onun dışında bütün sinyaller aslında birer bizim sinüs olarak adlandırabileceğimiz bir sinyaldir. Bu elektromanyetik spektrum dediğimizde çok farklı sinyaller vardır evrende. Ve biz bunların mesela konuştuğumuz aralık, burası frekans bandıdır. Mesela 20 Hz ile 20 kilohertz olarak denilir insanın duyabileceği ses. Fakat bu sadece duyabildiğimiz. Görebildiğimiz sinyallerin frekansı çok daha farklı. Köpeklerin duyabildiği frekanslar çok daha farklı. Veya şu radar
alıcısının, vericisinin anlamlandırabileceği sinyal aralığı çok farklı. Bu da önemli bir konu ve bu da mikrodalga ve antenler olarak farklı bir alan oluyor. İşte her türlü radar olsun, uydularla haberleşme olsun, buradaki sinyalin nasıl doğru bir şekilde aktarılacağıyla ilgili bir alan bu da, mikrodalga antenler. Burada da yine elektrik elektronik mühendisleri çalışıyor. Bunun dışında güç elektroniği de başka bir alan. Bu da yine son sınıfta bizim seçebileceğimiz bir alandı. Güç elektroniği de daha çok böyle küçük sistemlerde. Mesela bir bilgisayarı siz atıyorum 220 voltu takıyorsunuz prize. Fakat bu bilgisayarın bu gücü daha temiz bir şekilde, kendine anlamlandırabileceği bir şekilde, devrelerin ihtiyacı olacağı bir şekilde ve az güç tüketerek ve gürültüden uzak bir şekilde alması gerekiyor. Bununla ilgili de güç elektroniği tasarımları yapılır. Ve bu da yine birçok sizin yine bulaşık makineniz olsun, başka sistemler olsun, hemen hemen bütün elektronik sistemlerde bu güç elektroniği, devre tasarımları, bunların analizleri yapılır. Yine bir başka elektrik elektronik mühendisinin çalışacağı alan mikroelektronik ve devre tasarımıdır. Yani şu an bizim chip dediğimiz integrated circuit genelde İngilizcesi. Bu chip veya yonga dediğimiz sistemler şu an hatta bu akıllı evler, akıllı dünya ile birlikte hemen hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla artık bu ve bu gitgide de artıyor. Biliyorsunuz chip krizi yaşandı, yaşanıyor, devam ediyor. Bu yüzden otomotiv üreticileri bayağı sıkıntı yaşadılar mesela. Dolayısıyla chip tasarımı ve bunun tasarımıyla ilgili, üretimle ilgili konular daha da artıyor ve bildiğim kadarıyla bu yarı iletken deniyor bunlara. Silikon elementiyle yapıldığı için ve o da bir yarı iletken olduğu için yarı iletken olarak geçiyor. Yarı iletken endüstrisi. Yarı iletken endüstrisi sanırım geçen seneye göre dünyada %20, %30 aralığında büyümüş durumda. Yani yarı iletken ekonomisi. Ve daha da büyüyeceği öngörülüyor sürekli. Yani bu yarı iletken ve devre tasarımı, mikroelektronik dediğinizde hem bu çip tasarımı hem de o çiplerin üzerinde bulunduğu elektronik kart tasarımı gibi şu gördüğünüz bunların tasarımını yapanlar da yine elektrik elektronik mühendisleri. Hem bu çipin içine hem bu çipin olduğu kartın tasarımını. Bunun dışında robotik ve kontrol diyebileceğimiz başka bir alan var. İşte mesela fabrikalarda şu gördüğünüz seri üretim bandındaki aletler. Bunların çok hassas, belki belgesellerde izliyorsunuz, çok hassas hareketler yapıyor. Belki bir vidayı sıkıyor mesela. Bunların kontrolü nasıl olmalı? Bunların üretimi, tasarımı nasıl yapılmalı? Bu şekilde kutularla oluyor bunlar mesela modelleme anlamında. Bunların mekanik tasarımı nasıl olmalı? Biraz daha işin içine kontrol ve mekanik giriyor burada. Bu da robotik ve kontrol olarak düşünülebilir. Yine haberleşme de günümüzde artık kaçınılmaz bir şey. İşte hem bu bizim network dediğimiz bilgisayarlarımızın veya akıllı sistemlerin haberleşmesi. Onun dışında işte bu 5G ile birlikte artık bütün dünyanın birbirine bağlanacağı. Yani bütün dünya derken örneğin telefonlarımızla bağlıyız zaten. İnsanlar olarak da bağlıyız. İlk başlarda bu sadece çeşitli üniversiteler 1980-90'lı yıllarda birbirine bağlıyken şu an bütün dünyayı bağlama gibi bir durum oluşuyor. Çünkü bu IoT, Internet of Things belki duyuyorsunuzdur cihazlarla her şey akıllı hale ve her şey bağlantılı hale getiriliyor. Dolayısıyla bununla ilgili bu haberleşme protokolleri, bunların nasıl olacağıyla ilgili şeyler de haberleşme kısmına giriyor ve evet bununla da elektrik elektronik mühendisleri çalışıyor. Yazılımı en sona bıraktım. Yazılım ve bilgisayarla ilgili şeyleri, gömülü sistemleri. Çünkü yazılımda daha çok hani bilgisayar mühendisleri de çalışıyor, elektrik elektronik mühendisleri de çalışıyor veya bir ben maden mühendisi yazılımcı da biliyorum. Yani yazılım günümüzde çok farklı bir şekle evrilmiş durumda. Yani belki önceden bunun eğitimini üniversitelerde alınabiliyordu sadece. Çünkü iletişim ve eğitim olanakları çok mümkün değildi. Fakat şu an inanılmaz bir iletişim ve öğrenme imkanı var internette. Dolayısıyla oturduğunuz yerden, herhangi bir lokasyondan internet erişiminiz olduğu müddetçe yazılım öğrenmeniz mümkün hale gelebiliyor. Sadece buna harcadığınız emek ve harcadığınız zaman burada önemli oluyor. Dolayısıyla yazılım kesinlikle yine elektrik, elektronik mühendisleri için önemli bir alandır. Birçok yazılımcı da elektrik, elektronik mühendisidir.
Böyle farklı alanlardan bahsettim ama örnek olarak da bir ODTÜ elektrik elektroniğin bu yılki müfredatı nedir? Kısaca da ondan bahsedeyim. En azından elektrik elektronik mühendisliği okuyacağınız zaman hangi dersleri göreceksiniz? Bir aklınızda fikir edinmiş olursunuz yani. Tabii dediğim gibi bütün üniversitelerde aynı olmak zorunda değil ama 3 aşağı 5 yukarı bunlar benzer dersler. Örnek olarak fizik. Fizik dersi şu anda da alıyorsunuzdur. Fizik dersini üniversitede de alıyorsunuz. Yani bundan kaçış yok. Birinci sınıfta bütün mühendisler hatta bu dersi alırlar. Yani bu Newton yasaları olsun, işte hareket yasaları, başka kanunlar, elektrikle ilgili kanunlar. Bunların temel fizik dediğimiz fizik bilgilerini görüyorsunuz birinci sınıfta. Çünkü bunlar size bir altyapı oluşturuyor sonraki şeyleri öğrenmek için. Sonra kimya. Kimya dersini de alıyorsunuz. Bazı almayan bölümler de olabilir ama bir kimya da ODTÜ'de alınıyordu birinci sınıfta. Yani bunlar temel bilimlerdir. Bunlar evrenin oluşumuyla alakalı ve çalışma yasalarıyla alakalı kanunları size öğretir. Dolayısıyla evreni daha iyi anlamanız için, daha iyi bir elektrik elektronik mühendisi olabilmeniz için yine bunları bilmeniz gerekiyor. Kalkülüs ise zaten siz de yine lisede gördünüz veya göreceksiniz. İşte bu limit, türev, integral denilen meşhur üçlüyle başlar ve bununla ilgili temel bilgileri öğretir ve bu kalkülüste yine matematik, ileri matematik diyebiliriz yani. Bunu da yine görüyorsunuz. Bakın sonra bir programlama dersi var. Python, belki içinizde uğraşanlar vardır. Python veya Türkçe deniyor. Bununla ilgili bir ders var. İngilizce, bakın çok önemli. Yani ben buna önemli dememe gerek yok ama dersi dahi var. Zaten ODTÜ'de de İngilizce dersi var. Sonrasında yine fizik birinci sınıfta. Bakın doğrusal denklemler aldınız veya alacaksınız bunu göreceksiniz. Yani bir matris nedir? Bir vektör nedir? Bunların arasındaki işlemler nelerdir? Yine yoğun matematikle devam ediyor. Yine kalkülüs dediğimiz dersler. Çizim dersi var. Yine İngilizce dersi var. Bu tarz dersler var. İkinci sınıfa geçeceğinizde ise bu sefer yine hatta bir fizik dersi daha varmış. Diferansiyel denklemler. Bilmiyorum lise müfredatında gösteriliyor mu ama bu da yine mühendisliğin temeli olan bir şeydir. Bütün mühendislik dallarında diferansiyel denklemler kullanılır ve bunların nasıl çözüleceği. Devre teorisi yani elektronikte işte az önce gösterdiğim bu kapasitörler, dirençler veya diğer elemanlar birbirine nasıl bağlanıyor? Nasıl bir matematik ve nasıl bir fiziksel kanunla çalışıyor bunlar? Bunları öğreniyorsunuz. Bunların altındaki matematiksel prensipleri öğreniyorsunuz. Ve laboratuvar dersleri oluyor. Bu da her üniversitede olur. Yani bunları gidip laboratuvarda da yapmanız gerekiyor ve bir şeyler tasarlamanız gerekiyor. İngilizce konuşmayla ilgili dersler var. Yine devre teorisi, yarı iletken cihazlar ve bunların modellemesi nasıl olur? Dediğim gibi yarı iletkenler şu an elektrik elektronik mühendisliği için kaçınılmaz. Yine elektromanyetik dalga teorisi. Yani bir elektromanyetik dalga uzayda veya başka bir yerde nasıl hareket eder, nelere maruz kalır, enerjisi nasıl değişir gibi konular. Sonra rastgele sayılar, bilmiyorum olasılık, bunu görüyorsunuzdur lisede. Olasılık ve rastgele sayılar, bunlarla ilgili konular. Çünkü yine birçok konuda bir rastgelelik vardır dünyada. Hiçbir şey buna deterministik denir. Yani deterministik değildir, bir rastgelelik vardır. Dolayısıyla bu rastgelenin de bir çalışma prensibi vardır. Hani ya işte rastgele artık nasip deyip geçemiyorsunuz. Çünkü bunun da bir matematiksel altyapısı var. Ve bunun da bir matematiksel olarak modelleyebiliyorsunuz ve ona göre daha doğru tahminlerde bulunabiliyorsunuz sistemlerinizle ilgili. Yine üçüncü sınıfta da işte bu sinyal işlemeden bahsettik. Bir sinyaller ve sistemler nasıl çalışır? Elektromanyetik dalgalar, analog devre ile ilgili şeyler, enerji dönüşümü, enerji dönüşümü çok önemli. Şu an enerji ile ilgili problemleri hepimiz ülkece hissediyoruz. Mesela elektrik faturaları artıyor veya işte atıyorum benzinle ilgili şeyler artıyor. Hani bu ekonomiyi ilgilendiren şeyler gibi gözükse de yine enerjide dışa bağımlılığımız var mesela. Bu konularda yine enerjinin dönüşümüyle oluyor. Yani siz suyun yüksek bir yerden aşağıya doğru akmasından elektrik enerjisi üretiyorsunuz. Veya güneşin gelip yeryüzünü ısıtmasından elektrik enerjisi üretebiliyorsunuz. Bununla ilgili konular da yine işleniyor. Yine mantıksal devre tasarımı. Bu da çok önemli. Yani
Bunu da görüyorsunuzdur matematikte, mantık olarak lisede ve veya kapıları gibi şeyler mesela. Bunlardan da çip tasarımının temeli bakın mantıksal devre tasarımıdır mesela. Yani bir mantık çalışması nasıl çalışır? Bunları öğreniyorsunuz ve buradan büyük içerisinde milyarlarca transistör bulunan çipleri tasarlıyorsunuz. Hepsinin temeli bu. Son sınıfta da gördüğünüz gibi bütün dersler neredeyse seçmeli. Yani farklı alanlardan farklı dersler seçebiliyorsunuz. Eğer elektromanyetik ve anten teorisiyle ilgili bir alan seçerseniz onunla ilgili dersleri alıyorsunuz. Eğer bilgisayar uzmanlık alanı ile ilgili dersleri seçerseniz işletim sistemleri, daha gelişmiş yazılımlar veya işte bir bilgisayar mimarisi, mikrokontrolörler bunlarla ilgili dersleri alıyorsunuz. Veya kontrol seçerseniz ona göre, güç seçerseniz ona göre alıyorsunuz. Son sınıf bir de burada engineering design dediği bir bitirme projesi yapıyorsunuz. Ve bu da sizin kariyeriniz için çok önemli oluyor. Yani bu çünkü bir yıl boyunca bir sunum yapıyorsunuz en sonunda. Bir ürün geliştiriyorsunuz ve bundan aslında bu sizin bitirme projeniz oluyor. Peki akademik kariyer ve mühendislik yani çalışma hayatı kısaca bundan bahsedeyim. Hani çünkü ben üniversite ikinci sınıftayken bile yüksek lisans ve doktora ne demek tam olarak bilmiyordum. Şimdi akademik kariyer sizin üniversitede ders aldığınız insanlar birer akademisyen oluyor, hoca oluyor. Bunlardan biri olabilmek için sizin yine o alanda atıyorum elektrik elektronik mühendisliğinde yüksek lisans, master, sonrasında da bir doktora, hatta sonrasında post doktora denilen doktora sonrası araştırma yapıyorsunuz üniversitelerde. Belirli bir konuda uzmanlaşıyorsunuz ve sonra bir üniversitede kadro bulursanız siz bir akademisyen oluyorsunuz. Ve derslere giriyorsunuz. Onun yanında o alanda ülkedeki bilime katkı sağlıyorsunuz. Mühendislikse bunları yapmadığımızı varsayalım. Mezun oluyorsunuz, işe başlıyorsunuz ve mühendis olarak çalışıyorsunuz. Mühendislikle bu ikisini birleştirebilir misiniz? Evet, bu da mümkün. Çok zor ama mümkün. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Yani hem bir yandan doktora yapıyorum hem de bir yandan çalışıyorum. Ve çalışırken de akademik kariyer yapmaya çalışıyorum diyeyim. Peki elektrik elektronik mühendisliği deyince kısaca birkaç kelimeyle bana söyle derseniz elektrik elektronik mühendisliği nedir? Yani nasıl sıfatlara sahip olmak gerekir diye. Şurada gördüğünüz gibi matematik. Çünkü bütün bu elektronik şeylerin işleyişi altında bir matematiksel model var. Ve bu matematiksel modeli doğru öğrendiğiniz zaman daha doğru tasarımlar yapıyorsunuz ve daha doğru bir şekilde kullanabiliyorsunuz bunları. Dolayısıyla matematik. Analitik düşünce, yani bu bir bunu nasıl tanımlayabiliriz bilmiyorum ama analitik düşünce olarak tanımlanıyor. Yani bir şeyin işleyişini merak etmeniz. Bunu nasıl tasarlayabilirim? Bununla ilgili bir başka paralelindeki şey öğrenme yeteneği. Yani bir şeyi artık 2020'li yıllarda bana soru soruyorlar bazen. Şu konuyu nasıl öğrenebilirim diye. Tek ihtiyacınız olan bir internet bağlantısı ve İngilizce. Onu da söyleyeyim. Yani Türkçe olarak atıyorum bir elektrik elektronik mühendisi ne iş yapar diye yazdığınızda karşınıza çıkacak sonuçların doğruluğu ve çokluğuyla İngilizce olarak yazdığınızda çok fark ediyor. Ve bu artık elektrik elektronik mühendisinin İngilizceyi okuyup yazıp konuşamaması gibi bir şey çok ben hayal edemiyorum. O zaman yetersiz bir elektrik elektronik mühendisi olursunuz. Çünkü araştırmanız gereken şeyleri tam manasıyla araştıramazsınız. İnsanlarla tartışmanız gereken konuları yabancılarla tartışamazsınız, konuşamazsınız, konferanslara katılamazsınız. Böylece yani eksik bir mühendis olursunuz ve bu da ülkemizin ve dünyanın istediği bir şey değil. Dolayısıyla İngilizce hani zorunlu. Öğrenme yeteneğine ihtiyacınız var, merak etmeniz gerekiyor. Biraz da evet matematik artı donanım ve yazılım. Yani sadece yazılım değil, donanım da işin içine, mekaniğine kadar girmek gerekiyor genelde. Gördüğünüz yani yapılan sistemleri içerisinde mekanik var, elektronik devreler var, yazılım kısımları var. Dolayısıyla bunlar yani matematik, analitik düşünce, öğrenme yeteneği ve sonra da donanım ve yazılım diyebilirim. Evet teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Soru cevaba geçebiliriz vaktimiz de daralmadan. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Soracak kısmında soruları isterseniz direkt mikrofon açıp sorabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok bir karışıklık olmazsa.
Eğer soru çıkmazsa ben de kendi soru sorabilirim. Kendi sorumu. Bu arada bana sadece şu 10-15 dakikada soru sormak zorunda değilsiniz. Benim ismim Mehmet Burak Aykenar. Bana LinkedIn platformundan ulaşabilirsiniz. Başka sosyal medyam yok. LinkedIn hani iş için kullanıldığı için onu açtım. Bir de YouTube hesabım var. Yani ben oradan da gelen sorulara hani şu an aklınıza gelmeyebilir. Başka bir şey sorabilirsiniz. Hani zamanım olduğunca hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Yani şu an tabii aklınıza gelenleri sorun ama şu son 10 dakikada soramadım. Ah tüh kaçırdık diye düşünmeyin yani. Tamam mı? Bir soru sorabilir miyim? Sesim geliyor değil mi? Buyurun. Üniversiteye gitmeden önce elektrik elektronik mühendisliği düşünüyorsak kendimizi geliştirmemiz için bir tavsiyeniz var mı? Mesela neye odaklanmamız gerekiyor? Ne daha kolay olur? Veya yani belirli siteler veya kaynaklar önerebileceğiniz varsa iyi olur. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Yani ben ilk başta bunu lise olsun, üniversite olsun bir kere mesela o elektrik elektronik mühendisliğini kazanmak gerekiyor. Dolayısıyla şeyi hiçbir zaman ihmal etmemeliyiz. Yani birinci sırada her zaman o üniversiteye girebilmek için ne yapılması gerekiyorsa çalışma anlamında birinci sırada hep o olmalı. Onu yaptıktan sonra o konuda artık kendimizi mutmain, emin hissediyorsak diyelim boş vaktimiz var. Boş vaktimizde nelere çalışabiliriz diye soruyorsanız benim şu an yani tabii bu günden güne yıldan yıla değişiyor ama programlama artık bilmeyen birisi ileride sanırım iş bulamayacak. Yani bir programlama o kadar hayatımıza giriyor ki. Yani bu ben okurken bu seviyede değildi yani. O zamanlar programlama herkes bu kadar yaygın değildi. Çünkü öğrenme araçları çok kısıtlıydı programlama. Fakat şu an bu patlamış durumda yani. Hatta ilkokul, ilköğretimde dahi ben şimdi az önce 6 yaşında ana sınıfına giden kızımla MIT'nin sitesinde böyle şekillerle bir algoritma oluşturma şeyi vardı mesela. Onu çalışıyordum. Dolayısıyla kodlama ve programlama ile ilgili kendinizi geliştirmeniz hiçbir şekilde zararı olmayacak, boş geçmeyecek bir aktivitedir. Yani üniversite matematiğini öğrenmek çok sizi zorlayabilir. Üniversitedeki elektrik elektronik mühendisliği ile ilgili temel analog sayısal tasarım, işte sinyal işleme bunları öğrenmek size çok ağır gelebilir. Vaktinizi çok harcarsınız. Fakat programlama öğrenmek böyle bir şey değil. Yani şu an işte Python çok meşhur. Yani bu yapay zeka ile birlikte, büyük veri ile birlikte Python şu an en popüler neredeyse dil olmuş durumda. Kullanması da çok kolay. Dolayısıyla hani programlamayı genelde sadece ben değil birçok kişi de bunu tavsiye ediyor. Bunu internete girip yani Türkçe kaynak da çok fazla. Ama İngilizce de bir yandan ben tavsiye ederim. İki şey söyleyeceğim yani İngilizce ve programlama. Yani bunları ne kadar iyi geliştirirseniz bilgisayarda araştırma yeteneğinizi bunun paralelinde bence bunlar temel olarak çok faydalı olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Acaba ben de bir soru sorabilir miyim? Tamam, buyurun. Ben elektrik, elektronik mühendisliği ve diğer mühendisliği arasında nasıl bir yurt dışı olanağı farkı olduğunu merak ediyorum. Yani bilgisayar mühendisliğinden mezun olup yurt dışına işte master'a gitmekle elektrik, elektronik mühendisliğinde bir fark var mı? Ve biraz da yurt dışı olanaklarını merak ediyorum. O yüzden sormak istedim. Yani yurt dışında yani yine bu teknolojinin ve iletişimin gelişmesiyle birlikte birçok alan için artık yurt dışı açılmış oldu. Benim gözlemlediğim bilgisayar olsun yani yazılım alanı olsun veya elektrik elektronik olsun kendisini geliştiren bir birey, yabancı dili olan bir birey, bir alanda kendini geliştiren bir birey master olsun, doktor olsun, yurt dışında iş bulma olsun bu konuda bir sıkıntı çekmez yani öyle söyleyeyim. Yani elektrik elektronik o anlamda çok talep olan bir bölüm diyebilirim. Yani elektrik elektronikle ilgili yaptığınız işler yurt dışında çok talep gören şeyler. Öyle söyleyebilirim. Yani dünyada çünkü hem yazılım olsun yani elektrik elektronik okuyup yazılımcı da olabilirsiniz. Başka alanlar da olsun. Benim kendi alanım olsun sayısal tasarım. Yurt dışında çok cazip zaten bir talep var. Öyle söyleyebilirim yani. Çok bir ayırt etmek için onu ciddi bir istatistiki çalışma yapmak lazım. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla çok aşırı bir fark göremiyorum ben.
Teşekkür ederim. Şu an başka bir soru sormuyorsa benim aklıma bir soru daha geldi. Onu da sorabilirim. Ben çalışma şartlarında biraz kafamı karıştıran bir konu var. Yani biz ENKA'nın da sanırım amaçlarından birisi şu anda çalışma sistemini kalifiye ve alanında deneyimli öğrenciler yetiştirmeye çalışıyor. Bu çalışma sisteminde mesela kendimizi acaba 9-5 çalışan işte sisteme entegre böyle hayatı monotonlaştıran meslek dalları mı acaba bu böyle mühendisler yoksa kendini daha rahat hissedebiliyor muyuz? Yani benim merak ettiğim o 9-5 köle gibi işte git gel olayı oluyor mu? Ya yani bu kişisel sizin artık gelişmişliğinize mi bağlı? Burada merak ettim. Anladım. Yani bu kariyer yollarıyla ilgili şeyler. Dediğimiz gibi mesela insanların kendi kararları birazcık. 9-5 bu arada mesela 9-5'in alternatifi ne? Mesela ben öyle bir soru sorayım. Mesela 9-5 olmasın. Onun alternatifi ne mesela? Var mı? Hani sorayım. Efendim? Uzaktan çalışanlar olur. Evinden. Uzaktan çalışma yapsanız da 9-5 çalışmazsınız da yine günde belirli bir saatinizi oraya ayırmanız gerekir. Uzaktan çalışmada da yani birinci sıraya ben bilgisayar mühendisliğini koyarım. İkinci sıraya elektrik elektronik koyarım. Yani yine çünkü daha çok bu yazılımla ilgili yapılan işlerde uzaktan çalışma daha mümkün. Dolayısıyla hani yani yazılım ağırlıklı şeylerde uzaktan çalışabiliyorsunuz. Bir de yani bu hayat şartlarıyla ilgili şeyler hem bir arz talep meselesidir hem de sizin kendinizi nasıl geliştirdiğinizle alakalıdır. Yani eğer siz sektörde aranan, talep edilen niteliklere ciddi seviyede sahipseniz çalışma şartlarınızı siz belirleyebilirsiniz. Yani öyle bir avantajınız olur. Ama hani çok fazla arzın olmadığı ama talebin çok olduğu, yani çok fazla insanın atıyorum bir tane programlama diliyle ilgili 1000 tane rakamları şu an atıyorum. Kişi var aday. Fakat 10 kişi oraya alınacak. Bu durumda tabii şartları sizin belirlemeniz çok mümkün olmuyor. Anlatabildim mi? Onun dışında kendi işinizi kurmak artık biraz daha kolaylaşıyor. Yani çünkü sermaye gerekiyor ya, hani kendi işinizi kurmak için bir para ihtiyacı oluyor ve çoğu insanda da bu mümkün olmuyor. Fakat çok fazla başarı hikayeleri de duyuyoruz. Bilhassa yazılım alanında, çünkü yazılım genelde bir laptop aldığınız zaman birçok şeyi halledebiliyorsunuz. Yani bir uygulama geliştirme anlamında. Çok büyük bir sermaye istemiyor. Yani. Her ne kadar bir laptop da bayağı pahalı da olsa en azından böyle bir üretim aletleri almanıza böyle milyonlarca liralık gerek olmuyor. Dolayısıyla kendi işini kurmaya çalışan, kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışan insan sayısı da artıyor gitgide. Ve bu teknolojik şeylerde daha mümkün oluyor. Yani ne kadar böyle atıyorum yapay zeka ile ilgili bir algoritma geliştirebilirsiniz veya çok farklı bir oyun konsolu bir şeyi geliştirebilirsiniz, platformu. Bunlar da yine yazılım yeteneğiyle ve yine İngilizce de önemli burada. Bunlarla olabilecek şeyler. Bu şartları da yine birazcık siz belirliyorsunuz. Yani siz ne kadar aranan niteliklere sahip olursanız şartlarınızı o kadar kendiniz belirleme ihtimaliniz artar. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Gençler var mı başka sorusu olan? Sanırım yok. Sonradan hocam, benim bir tane sorum var. Buyurun. Ses mühendisliği denilen mühendislik dalına elektrik elektronik mühendisliğinden mi yönelmek lazım? Çünkü direkt olarak öyle bir bölüm yok. Hani belki bir bilginiz vardır diye sormak istedim. Yani ses mühendisi derken neyi tam olarak düşünüyoruz? Şey mi bu müzikal şeyleri mi acaba? Yoksa evet, o alanda. Müzikal. Yani müzikal, şimdi ses mühendisliği de yine o zaman temeline indiğimizde yine sinyal işleme oluyor. Çünkü ses de bir sinyaldir. Dediğim gibi duyulan sesler 20 Hz ile işte 2 kHz mi 20 kHz arasındaki seslerdir. Ve bu sesin nasıl filtrelenir, nasıl yükseltilir, nasıl onun frekansıyla oynanılır? Bunlar yine matematiksel olaylar. Ve bu aslında Fourier transform dediğimiz 1700'lü yılların sonunda bu işte aslında sinyalin zaman domaininden frekans domainine geçirip orada bir çalışmalar yapmanıza olanak sağlayan şeyler Fourier ve Laplace transformlardır ve ses sinyaliyle ilgili bir değişiklik
yapmanızdır. Ses mühendisliği dediğim şey o zaman. Bunda da yine evet diyeceğim, elektrik elektronik mühendisliği. Çünkü sinyal işleme denildiğinde işin bir tamam yazılım kısmı var, algoritmik kısmı. Fakat işin bu matematik olayı çok daha önemli oluyor orada. Bu işte Fourier dönüşümleri olsun, başka matematiksel denklemler olsun. Yani sesle ilgili çalışmalar, bunun yanına ben görüntü işlemeyi de ekleyeyim, video işlemeyi de ekleyeyim. Bunlarla ilgili konular da genelde benim gördüğüm elektrik elektronik mühendisleri dünyada. Ya şunu da söyleyeyim, dünyada birçok üniversitede şöyle bir bölüm var. ECE diye geçiyor. Yani Electronics and Computer Engineering. Yani aslında birçok dünyada üniversite bunu birleştirmiş durumda yani. ECE şeklinde. Dolayısıyla bizim de elektrik elektronik mühendisliğinin birazcık daha yazılıma kaydığınız zaman dünyadaki bu ECE'ye doğru kaymış oluyorsunuz. Ve elektrik elektronik mühendisliği diyebilirim Türkiye'de. Hani bilgisayar mühendisliğinde de mutlaka vardır. Ama işin donanım kısmıyla ilgili dersler elektrik elektronikte daha fazla. Yani elektrik elektronikte biraz daha donanıma kayıyorsunuz. Bilgisayardaysa daha fazla böyle yazılım bilgisine sahip oluyorsunuz. Yani öyle söyleyebilirim. İkisi de olabilir diyebilirim ama genelde sinyal işlemedir. Sinyal işlemede elektrik elektroniğin en önemli alanlarından bir tanesidir. Anladım. Teşekkürler. Şu anda oturum süremiz aslında bitti. Ancak sorusu olan varsa Burak Bey'e de uygunsa moladan da alabiliriz diye düşünüyorum. Olmadı. Burak Bey'in dediği gibi kendisine ulaşabileceğiniz link edin gibi bir var. Durum arkadaşlarımıza bağlı. Sanırım yok. Başka sorumuz Mustafa. Başka soru yok gibi duruyor. Süremiz de bittiğine göre isterseniz oturum bitirebiliriz. Tekrardan çok teşekkür ederiz Burak Bey'e verdiğiniz değerli bilgiler zamanınız için. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Burak Bey, ben de teşekkür ederim kendi adıma ve okulum adına. Kıymetli zamanınızı bize ayırdınız. Çocuklarımızı bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Ben de size teşekkür ediyorum. Böyle bir uygulama, böyle bir çalışma gerçekleştirdiğiniz için en azından öğrencilerin vizyonu açısından bu tarz böyle bölümleri öğrenmeleri güzel oluyor. Ben de size teşekkür ederim.